Kızım ne oldu dün? Anlatmayacak mısın artık? Esra, bak dün telefonda sesin berbat geliyordu. Sonra abuk sabuk sorular sordun. Yok işte insan sevdiğin iyiliği için ondan vazgeçer mi? Yok bilmem ne. Ne oluyor kızım? Bir şey olduğu yok. Dün de aynen bu ses tonuyla konuştun işte. Ya var bir şey, var belli. Kesin Ozan'la ilgili bir şey oldu. Anlat çabuk Esra, hadi. Biz dün Ozan'la konuştuk. Ben artık ona onu istemediğimi söyledim. Ne? Abi nasıl ya? Nasıl istemiyormuş? Ya yok abi, sen kesin yanlış duydun yine değil mi? İstemiyorum dedim Musa. Gözümün içine baka baka istemiyorum seni dedi. Tamam. Tamam da hani düzeltiyordunuz abi her şeyi? Yani boşanma işlemlerini hızlandıracağını da söyledin, söylemedin mi? İkna olmuş gibiydi sanki. Ya ikna olmuştu zaten. Tamam dedi, bekleyeceğim seni dedi. Sonra bir anda vazgeçti. Çok saçma. Yani sebebi neymiş peki? Çınar mı? Sen Ozan'a Çınar mı dedin Esra? Evet, Çınar'a karşı bir şeyler hissettim söyledim. Ya neden? Niye böyle bir şey söyledin? Öyle olması gerekiyordu. Ozan'ın benden vazgeçmesi gerekiyor. Vallahi delireceğim. Ya Ozan'ın neden senden vazgeçmesi gerekiyor ki? Benim bilmediğim ne oldu tam olarak? Sen bir anlatır mısın? Yani bu kadar aşıkken Ozan'a gidip neden böyle bir yalan söyledin? Üstelik Çınar senin arkadaşın. Arkadaşın değil mi Esra? Ya arkadaşım tabii ki Zeyno. Öyle olması gerekiyor işte. Ozan'la olmuyor. Vazgeçmesi gerekiyor. Ben de diyorum ki Ozan'ın neden senden vazgeçmesi gerekiyor? Of Zeyno ya! Ne çok sordun. Öyle olması gerekiyor. Ne demek öyle olması gerekiyor demek. Yeter. İşe geç kaldım. Gidiyorum ben. Anlamıyorum Musa. Yine aynı şey oluyor ve ben yine hiçbir şey anlamıyorum. Sen Çınar diyor bana ya. Bana her şey diye. Bana kız küs ama bana Çınar deme. Ben o bilgisayarı alayım. Çünkü o bize lazım. Ne yapacaksın peki abi bu konuda? Bilmiyorum Musa. Eğer karşımdaki ısrarla başkasına hisleri olduğunu söylese sen ne yapardın? Ben bir tek şunu biliyorum. Esra bana baktığı gibi Çınar'a bakarsa ben buna dayanamam. Olmaz. Efendim Elif.